Rüşvet ihbarıyla Siemens'in başlattığı yüksek hızlı tren ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporunun belgelerine Cumhuriyet ulaştı. Raporda Colin'le yapılan sözleşme için Siemens Türkiye'nin Colin'le yaptığı sözleşmenin içeriği sorunlu sonucuna varılıyor. Raporda 10 milyon avroluk rüşvet dağılımı ihbarı şu şekilde yer buluyor. %30 Türk devlet görevlilerine, %20 Colin'e, %20 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na, demiryolları yetkililerine, %20'si Siemens ile Colin'i buluşturan aracılara, %10'u ise Siemens Türkiye'nin yöneticilerine. Bir daha okuyorum. Bakın bu yüzdelik dilimleri sayalım. %30'u Türkiye devleti görevlilerine, %20 Colin'e, %20 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerine, %20'si Siemens ile Colin'i buluşturan aracılara, bir takım lobi bilmem ne danışmanlık şirketleri var. Bunlar villa tarzı yerlerde oturur. Onların ne iş yaptığını hiç bilmezsiniz. Toplu iğne bile üretmezler. Bir fatura keserler. Mesela dün de yolsuzluk ifşaatlarında mağdur olarak adı geçen Sinem Mine Özeren, Sineren pardon hanımefendiye de 12 milyonluk fatura kesmeye kalkmışlar. Onun gibi. Bunlar aracı oluyor. %10'da Siemens Türkiye'nin yöneticilerine para gitmiş. Raporda Siemens Colin'e işini yapmamasına rağmen neredeyse tüm sözleşme tutarında ödeme yaptı tespiti de var. Soruşturmanın ardından Siemens sözleşmeyi feshetti. Colin'den ödemelerini geri almak için Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu. Barış Terkoğlu'nun yazısı ayrıntılarıyla iç sayfalarda devam ediyor. Bir süredir bunu yazıyor. Ve konu uluslararası tahkime taşınmış vaziyette.